Merhaba, Serdar Cebe ile birlikteyiz. Kendisi biliyorsunuz e, yıllarca Türkiye'de televizyonların her akşam evimize konu idi. Kanalda ana haberi sunuyordu. Sonra birden ani bir karar değişikliğiyle e, Amerika'da bir süre gazeteciliği sürdürmeye karar verdi. Biz gazeteciler böyle tebdili mekanda ferah var, ferahlık vardır deyip zaman zaman yer değiştirmeyi isteriz. O da bunu tercih etti. Ve e, gittiğinden bu yana da dört yıl geçmiş. Ben bu kadar uzun süre olduğunu tah, bilmiyordum, tahmin etmiyordum. Ee, Amerika'da tabii bir, 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 gazeteciler için Amerika'da görev yapmak önemli bir şey. Ee, kendilerine çok katkı sağlıyor. Ee, Amerika'da görev yaptıktan sonra yayın yönetmeni olmuş birçok gazeteci var. O açıdan e, Serdar Cibe'yi de ileride belki farklı <laughs> pozumda <porsiyonla> da görebiliriz. <laughs> bu dönemde bize gelmez abi. <laughs> bu, bu bunu söyleyip Amerika'nın bu koronavirüs mücadelesinde ne, neler yaşandığını kendisine soralım. Buyurun Serdar. E, Doğan abi şimdi işte 3 sene bitecek. Haziran'da 4. seneye gireceğim. Zaman çabuk geçiyor. E, nasıl geçtiğini ben bile Artık yani hayal etmemiştim bu kadar çabuk geçeceğini. Değişik bir tecrübe Amerika'da hele bu koronavirüs salgınında Amerika'da olmak ayrı bir şey. Çünkü şu anda dünyanın koronavirüs salgınının merkezi burası. Düşünün dünyanın süper gücü ve bu süper gücün koronavirüs salgını karşısındaki imkanları tartışılır hale geldi. Özellikle salgının ilk çıktığı günden itibaren Çin'de yayılmasından sonra e, ABD Başkanı Donald Trump'ın takındığı tavır zaten eleştirilir hale gelmişti. Ama şöyle bir şey var tabii, e, burada da e, tarafların iyice belli olduğu, safların ayrıldığı bir ortam yaşıyoruz. E, mesela Cumhuriyetçiler Trump'ın koronavirüs salgını ile mücadelesini başarılı bulurken demokratlar başarısız buluyor. Ee, o açıdan e, bu önlemleri biraz almakta gecikti Trump başta ee, Amerika'nın 75 gün kaybettiği ve bundan dolayı da e, virüsün Amerika'da daha çabuk yayıldığı daha hızlı yayıldığı eleştirilerini alıyor ama kendisi de şöyle bir savunma getiriyor ben hemen e, gerekli önlemleri e, zamanında aldım ve ondan sonra e, bu virüs vakası e, artmaya başladı Demek ki bir 14 gün kuluçma, kuluçka dönemi var biliyorsunuz. O, o kuluçka dönemi evet. öncesinde alınmamış bu önlemler. Ondan dolayı e, Amerika'da biraz daha fazla hızlı yayıldı. Gerçi bu eleştiriyi e, kendisine yönelten isimlerden birisi de e, vakaların en fazla olduğu New York valisi Andrew Cuomo. Cuomo da keşke e, zamanında bu önlemleri alsaydık bu kadar vaka olmazdı dedi. Bir yapılan araştırmaya göre Trump yönetimin ne kadar Çin'i de suçlasa da bu virüsün Avrupa'dan geldiği New York Times gazetesinde yer aldı. Ama şimdi son bugün CIA'in raporu gazetelerde yer aldı. Özellikle Newsweek'te, Newsweek dergisinde yer alan haberde şöyle deniliyor. Bu kriz başladığından itibaren Çin'de Çin bütün dünya ülkeleri üzerinden maske ve tesisat sağlamış ve büyük bir yığınak yapmış. Daha sonra haber, Çin'den Çin'den haber vermedi. Evet, daha sonra Çin'den işte diğer ülkelere de yayılınca diğer ülkelere işte yardım malzemesi olarak bunları yollamış ya da satmış. Ama özellikle bu konuda CIA'nin raporunu enteresan bir rapor ki Trump yönetiminde başta Trump işte Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da e, bu konudaki iddiaları var. Çin virüsün e, yayılmasını önlemek için Dünya Sağlık Örgütü ile e, yeterince çalışmadı ve Dünya Sağlık Örgütü de gerekli tehlikeyi bize aktarmadı diye. Çünkü bu raporda da ona benzer e, suçlamalar var. E, Çin Dünya Sağlık Örgütü'nü... E, tehdit etti deniliyor eğer siz bununla ilgili bilgileri verirseniz. Çin'in yaptığı katkıları buradan çekeriz tehdidini savurduğu belirtiliyor. Enteresan. Şimdi Amerika'nın önce Washington eyaletinde bizim bu başkent Washington'a daha uzak bir nokta batı yakasında üst tarafta yani Seattle'ın içinde bulunduğu eyalette aslında ilk ortaya çıktı ve ordaya yayılmaya başladı. Daha sonra Kaliforniya'da ilk vakalar görülmeye başladı ama bu iki eyalet, Kaliforniya ve Washington eyaletleri en erken tedbiri alan eyaletlerde evde kal uygulamasını getirdi. Belirli dönemler bu biraz hafifletildi ama daha sonra işte zorunlu olarak evde kal uygulamasına geçildi. Hatta Şimdi yine oranın sağlık e, kurumu, Kaliforniya'nın e, sağlık kurumu Ağustos ayı başını işaret ediyor normale dönüş için. E, her eyaletin kendine göre önlemleri var e, ama e, en e, bu konuda sıkıntılı eyaletler arasında New York, Michigan, e, Florida e, ön taraftaydı. E, tabii ki Georgia eyaleti yine vakaların e, fazla olduğu yerlerdi. Bir de vakaların fazla olduğu e, eyaletler içindeki yaşlı bakım evleri de ölümlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Daha iki gün önce New York, New Jersey'de bir bakım evinde 72 hasta e, COVID hastası olmuş ve bunların 72'si yaşamını yitirmiş bak, bakım evinde e, bir katliam sahnesi gibi diye tarif ediyorlardı. Diğer artan e, mekanlardan birisi hapishaneler. Hapishanelerde de e, bu sayının e, çok fazla olduğu, kapalı mekanlarda e, bu virüsün kolay yayıldığı belirtiliyor. O açıdan e, hatta e, bazı mahkumların iyi tedavi görmek için kendilerine e, işte bu virüsün bulaşması için e, hamleler yaptıkları, oyunlar oynadıkları da yine konuşulan haberler arasında. Enteresan. <laughs> e, enteresan haberler var e, bu konuda. E ee, o açıdan e, şu anda e, eskisi gibi değil rakamlar. E, hemen söyleyeyim. 1.380 e, bin vaka varken e, 83.200 küsürde e, ölüm var. E, 200'ün altına düşmüş durumda New York'ta ölümler. Bugün e, vali açıkladı. Gün, günlük günlük ölüm. Evet. Evet, sadece New York'ta 200'ün üzerine e, düşmüş durumda. Eğer bu sosyal mesafe yasakları kaldırılırsa, insanlar iç içe olursa ne olur diye bir projeksiyon yapılmış CDC tarafından. Ki Beyaz Saray'ın da bu raporu sakladığı iddia ediliyor. Haziran ayından itibaren 2500 kişinin e, özellikle e, günlük ölüm oranının 2500'ün üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ama Beyaz Saray böyle bir raporun kendilerine gelmediğini e, belirtiyor. Bu çeşitli, bu, bu rapor bu rapor neye dayanıyor? Yani ya, ya, erken açılmaya dayanarak mı böyle bir Şimdi bir... çeşitli senaryolar üzerinde e, araştırma, bilim adamları çalışıyor. Diyorlar ki e, bu seviyede giderse eğer koruma önlemleri devam eder, evde kal uygulaması devam eder, sosyal mesafe kurallarına uyarsak diyorlar ki e, Haziran ayı sonlarına doğru e, virüs vakaları 100 bin'e biraz geçecek deniliyor. Eğer biraz gevşetilirse bu buna 45 bin daha eklenecek diyor. Yani 120, 100 bin, bin, 140, 145, 140, 150 140. bin olacak deniliyor. Eğer tamamen kaldırılırsa bu rakamın çok fazla olabileceği ve Amerikan nüfusunun özellikle yani üçte birini aşan bir kesimin e, pozitif çıkma olasılığının büyük olduğu belirtiliyor ve ölümlerin ölümlerinde e, 825 bine gelebileceği en kötü senaryoda belirtiliyor. E, evet. Biliyorsunuz Trump yönetimi ilk olarak 200-250 bin kişinin yaşamını yitireceğini belirtmişti ama daha kendisi, sonra bu kendisi bizzat evet e, kendisi bizzat açıklamıştı ama daha sonra bunu 100 bine indirdiler en son ondan sonra 60 bine indirdiler ama biraz gevşeme olunca bu 60 bin rakamı şimdi 100-120 bin arasında değişiyor. Yani biraz önce söylediğim projeksiyonun evde kalı uygulaması devam etmesi halindeki rakama denk geliyor hemen hemen. E, tabii ki burada anlaşmazlıklar da var. Mesela eyaletler arası işte Red States, Blue States yani demokratlar ve cumhuriyetçilerin e, yönettiği eyaletlerde özellikle Trump'a yakın olan eyaletler, Cumhuriyetçi eyaletlerin bir an önce sahaya dönüşü, insanların ekonominin açılmasını istemesi, sık sık protesto gösterileri yapması yine dikkat çekici unsurlardan birisi. Hepsi bir soru işareti. Gerekli önlemler alınınca yani şunlar tartışılmaya başladı. Mesela bugün bir senatör dedi ki, kendi bütçelerini gereksiz yere harcayan demokrat bir senatördü. Eyaletlere biz e, demok e, cumhuriyetçi eyaletlere biz yardım etmek zorunda değiliz dedi. Yani şimdi bu da bir ayrımı ayrışmayı ortaya koyuyor. Yani ülke zaten bu bir ayrışma yaşıyordu bu demokrat ve cumhuriyetçi temelinde. Evet. Bu olay tamamen e, bu işi teşvik etmiş durumda. Anladım. Tabii tartışılan konulardan birisi demokrat eyaletler ne kadar yardım alıyor? Cumhuriyetçi eyaletler ne kadar yardım alıyor? Bu da tartışılan konulardan birisi. Yetki sadece başkanda mı yoksa eyalet yönetimlerinde mi? Ama Amerikan Anayasası'na göre e, ekonominin tekrar açılması ya da evde kal uygulamasının devam etmesi yetkisi eyalet valilerine, eyalet yönetimlerine veriliyor. O açıdan ee, başta Trump ben gerekirse bunu delerim dedi kararnamelerle ama e, başkanın sınır, yetkisinin sınırsız e, olmadığını Anayasa Mahkemesi de e, belirtti bu konuda. E, yetki e, eyalet yönetimlerinde ama bir yol haritası hazırladı Trump yönetimi. E, bu yol haritasında belirli kurallar getirildi. İşte, e, vaka sayısında ve ölüm sayısında düşme olursa, gerekli önlemler alınırsa ekonominin tekrar kademeli olarak açılması gerektiğini belirtti. Bir taraftan da aslında Trump'ın ekonominin ve sosyal hayatın tekrar başlamasını istemesinin sebebi gerçekten hani sadece Amerika'da değil bütün dünya ülkelerinde de var ekonomik sıkıntının tavan yapması, işsizlik rakamlarının %14.7'ye ulaşması ki şu anda daha önce sizle konuştuğumda %20'nin tehlike seviyesi olduğunu söylemiştim ama o büyük burhandan sonra burhandan sonra daha doğrusu geçen gün bir yayında burhan demişim arkadaşım <gülüyor> <gülüyor> gülerek bana <bahsediyordu>. aceleyle konuştuğumuz <laughs> için büyük burhandan sonra Kriz, ekonomik <yani>. <laughs> ee, Burhan, Burhan. E, bu büyük ekonomik krizde e, e, ki rakamın da kat be kat üstüne çıkacak yüzde 25 küsürlere denk gelmesi bekleniyor. Bu açıdan da e, tehlike sinyalleri çalıyor. O, o açıdan Trump'ın bir an önce ekonominin açılması istemesi e, doğal gibi görünüyor. E, tabii ki bir yerde insanlar e, sağlıkları sağlıklarıyla iş arasında tercih yapmak zorunda kalacak ama sonunda e, ekonominin bir taraftan tekrar canlanması gerekiyor. Bu sadece yönetim açısından değil, bireysel kişiler için de öyle. İşte restoran sahipleri, böyle hizmet sektöründe çalışanları derinden şu, etkiliyor. Şu, şu anda restoranların, kafelerin buna benzer yerleri tümü kapalı mı Amerika genelinde? Amerika şu, bugün genelinde kapalı ama bazı kademeli olarak eyaletler yaklaşık iki hafta önce yavaş yavaş açmaya başladılar. İşte spor salonları açıldı. Restoranların sadece delivery yani servis dışarıya servis işlemleri açıldı. Onlar da kapalıydı. Ee, onlar da kapalıydı. Ee, şimdi e, mesela bizim içinde bulunduğumuz başkent Washington DC'de e, 8 Haziran'a kadar e, yine devam edecek. Ama e, restoranlar açık içeri müşteri almıyorlar. Sadece e, işte sipariş veriyorsunuz, Siparişi ya ilgili şirket gelip alıyor ya da kendiniz gidip alıyorsunuz. Bu imkanlar sunuluyor. Ama tabii ki bu dükkanların kurtaracak bir para değil. Açıldı evet. diyelim insanlar gider mi o da bir soru işareti. Çünkü Amerikan halkının geçtiğimiz günlerde yine Ipsos'un bir araştırmasıydı. Washington Post'a yayınlanan iki Washington Post ve Ipsos'un birlikte yaptığı araştırmada Amerikan halkının Yüzde %70 %70'e yakını bütün her türlü koşulda kendilerini güven hissetmedikçe sokağa normal halde dönmeyi istemiyor diye bir sonuç çıktı. Okay. Şimdi zaten açılsa bile hani 8'inden sonra Washington'da açıldı diyelim. Belirli yine kurallar koyacaklar. İşte restoranlar normal kapasitesinin yaklaşık 3'te birini belki 4'te birini kullanır hale gelecek. Çünkü 6 fit 1.8 metre mesafe kuralı getirilecek. Hijyen kuralı getirilecek. Bunların hepsi e, restoranlarda e, işletenleri, restoranlarda çalışanları kurtaracak mı? O da değil. E, tartışılan konulardan birisi bu. 2 trilyon dolarlık bir e, yardım paketi daha önce verilmişti. E, büyük şirketlere, orta boy, küçük ve orta boy evet, şirketlere vatandaşa, verilen Evet, ben de onu soracaktım. Vatandaşa e, dağıtılan parayı Özellikle merak ediyorum. Evet şimdi bu ilk dağıtılan çekti aslında şu anda bir genel baktığımızda bir 6 trilyonu buldu. Ama 6 trilyon tek hamlede dolar. yani evet bu toptan halde değil ama çeşitli yardımlarla birlikte hatta 5'i geçtiği belirtiliyor. Ama tek bir paket halinde 2 trilyon doların üzerinde işte en son çıkartılan paketti. Orada işte büyük şirketlere mesela havayolu şirketlerine, savunma sanayinde, bazı kollarda çalışan şirketlere, işte restoranlara, üniversitelere, küçük işletmelere dediğimiz gibi orta ve küçük bütün işletmeler bundan faydalandı. Hatta alanlardan bir kısmı benim ihtiyacım yok diyerek bunları iade etti. Bayağı bir imkanlar sunuldu. Ailelere vatandaşa ne, ne, ne kadar dağıtılıyor? Ailelere kişi başına bir defa Amerikan vatandaşları ve Amerika'da bulunan işte vergi verenlere kişi başına 1200 dolar yetişkin başına 1200 dolar para veriliyor çocuk başına 330, da 330-340 milyonun hepsine verildi mi yani? Evet e, veriliyor çekler yavaş yavaş gelmeye başlıyor yani, yani evet. yollanda en son bir 20 milyon kişi kaldı deniliyor eee Şimdi küçüklere 500'er dolar veriliyor. Evet. Anne babaya işte 1200'er dolar. Evde büyükler varsa Aile onlara başarı, para veriliyor. 4 kişi ise 3000 dolar Aynen. Ama buna... E... 3400 dolar. Evet. Bunun yanında mesela eyaletlerin de kendi yardım paketleri var. İşsizlik yardımı alabiliyorsunuz. Bundan daha iyi yine Amerikan vatandaşları Green Card sahibi olanlar ee, mesela işsizlik parası için başvuruyor. iki haftada bir e, ya da iki haftada yok haftalık 600 dolar e, işsizlik parası alabiliyorlar. Ayda 2400 dolar. Evet. iyi bir para. İyi bir para. Evet. Ee, şimdi bir diğer paketin e, tartışması sürüyor. Bu da 3 trilyon dolarlık bir paket. E, bu pakete eee Hazırlayanlar Demokratlar, temsilciler meclisinden geçecek paket ama cumhuriyetçiler çok sıcak bakmıyor. Burada sağlık sektörünün yine e, hane halkının ve aynı zamanda eyalet yönetimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. 3 trilyon dolarlık pakette cumhuriyetçilerin başındaki isim e, Kongre'de e, bizdeki grup başkan e, vekili gibi e, o isim McConnell Mitch McConnell böyle bir yardımı ağır gelebileceğini belirtmişti. Yani cumhuriyetçiler çok sıcak bakmıyor. Trump daha çok işte oy verecek kesim üzerinden bunu götürüyor diye eleştiri yapıyor demokratlar. O açıdan bu paket de şimdi tartışılır hale geldi ki bugün en son Amerikan Merkez Bankası Başkanı Fed'in başkanı Jerome Powell'ın önemli açıklamaları vardı. Şimdi e, Jerome Powell ekonominin desteklenmesinin uzun vadede e, kötü sonuçlar yani para basarak paranın dağıtılmasının uzun vadede ekonomiye etkisi iyi etkisi olmayacağını söyledi. Ama bir an önce e, çeşitli sektörlerin e, desteklenmemesi halinde iflasların yakın olacağını bugün söyledi. O açıdan demokatların demokratların bu hazırladığı paketle Jerome Powell'ın açıklaması birbirine paralel geldi diyebiliriz. Bu da Demek e, ki paket geçecek yani. E, Trump'ın ağzına bakılıyor tabii Cumhuriyetçiler evet. tarafından. Cumhuriyetçilerin de burada çıkan haberlerde bölünmüş olduğu belirtiliyor. Yani destek verenler var, vermeyenler var. Sonuçta tabii ki bu yardım paketinin de geçmesi gerekiyor. Birçok sektör sıkıntıda. Birçok sektörün mesela kapanmasına izin vermedi. Donald Trump kapanmışken açılması yönünde kararnameler çıkardı. Mesela et sektörü. Et sektöründe çalışanlar kendilerini çok güvende hissetmedikleri için iş başı yapmayacağını söyleseler de bazı firmaların açıldığı biliniyor. Bazı firmalar mesela tavuk üreticileri ellerindeki birçok tavuğu e, itlaf ettiler e, bakımı zor olacak diye yani düşünebiliyor musunuz e, uzun vadeli böyle bir kriz ortamında yiyeceğe de ihtiyacı olacağı düşünülürse e, ama elde bakacak adam yok e, karşılayacak gelir yok ondan dolayı e, birçok e, itlaf işleminin yapıldığını biliyoruz e, bunun önüne geçmek için yani bu besinlerin işte boşuna gitmemesi için Trump tekrar bu et işleme tesislerinin açılması yönünde kararname vardı. Açılanlar var. Tartışılan konulardan birisi de o. Biraz önce söylediğim gibi yani insanlar işleriyle sağlıkları arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyor. İşte Starbucks'ın çalışanlarına yolladığı o kahve zinciri %85'i açılacak Amerika'da. İşte işinizin başına dönün mektubu yoksa yerinize başkası bulunacak. Ne, ne zaman açılacak? Yavaş yavaş açılıyor. Yani eyaletlerin kararlarına göre. Yani şimdi bu eyalette alınan bir karar başka ne bir eyalette varmış. uygulanmayabiliyor. Federal hükümetin yetkisi dışında. Şu anda ama tamamen açık olan eyaletler var değil mi? Yok. Tamamen yok ama e, kısıtlamaları kaldıran birçok eyalet var. Özellikle e, Blue State dediğimiz yani cumhuriyetçilerin e, yönetiminde olduğu eyaletler e, e, yasakları e, hızlı hızlı kaldırıyor. Ama e, mesela Arkansas'da herhalde e, yanlış hatırlamıyorsam bugün okuduğum bir haberde o kadar çok şey okuyoruz ki eyaletler de şaşıyor. E, Arkansas'da e, bu özellikle açılmalardan sonra vaka sayısının arttığı yönünde gelen bilgiler evet. e, eyalet yönetimi tarafından artık işte rakamların net olarak açıklanmayacağı eleştirisini de taşıyordu. Yani e, kaç vaka var, kaç ölüm olduğunu net bir şekilde eyalet yönetimi söylemeyeceğini belirtmiş. E, o açıdan e, tartışılan konular e, işte o cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerle, demokratların yönettiği eyaletlerin paraları nasıl harcadığı, e, vaka sayısını göreceğiz tabii. İşe yarayacak mı, yaramayacak evet. mı, sosyal hayata dönüş e, durumu daha da mı kötüye götürecek ki bununla ilgili e, geçtiğimiz gün e, yine e, komisyonda ifade veren Fauci dün verdi, e, senato Benim, komisyonunda. Ben de onu evet. Fauci ne dedi? Evet. Fauci, Erken atılacak adımların, ekonominin erken açılmasının, sosyal mesafe kurallarının e, yeterince uygulanmamasının e, ölümleri ve vaka sayılarını e, arttıracağını belirtti. O açıdan erken olduğunu belirtti. E, Trump, e, Amerika genelinde 30 Nisan'a kadar böyle bir karar almıştı ve ondan sonra ula, e, uzatmayacağını söyledi. Uzatmadı da. E, sorumluluğu eyaletlere bıraktı ama... Bu açılan eyaletler o biraz önce söylediğim kriterlere karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Soru o. E, çoğunun da karşılamadığını görüyoruz e, çıkan haberler, gelen veriler hepsi bu yönde. Evet. Peki bu e, an, e, her taraf kapalı olduğu halde sayılar çok yüksek. bir, bir buçuk yaklaşık 1.5 milyon e, pozitif rakam ve 800 yaklaşık gene söyleyeyim 850 bine 85 bin'e yaklaşan bir ölü evet. sayısı. Ee, bu e, Amerika'nın sorunu bu kadar büyük yaşaması, işte bu kadar e, tedbirler açıklanması, Fauci'nin uyarıları bunlar Türkiye için de ya da dünyanın gerisi için de geçerli değil mi bu yaşanan olayların benzerleri, bizim ya da uyarıların benzerleri bizim için de geçerli olmaz mı? Diğer ülkelerde de aynı. Çünkü şöyle bir baktığımızda mesela Almanya'da özellikle bir başarı hikayesi anlatılıyordu. Hem vaka sayısında ve hem ölüm sayısında az evet. rakamlar gelmesi sebebiyle. Ama yaklaşık bir 15-20 gün önce Alman Başbakanı Merkel bir uyarı yayınladı ve erken rehavete kapılması gerektiğini çünkü vaka sayısında ve ölüm sayısında artış olduğunu belirtmişti. Ne kadar sosyal teması fazla yaparsanız, dünyanın neresinde olursanız olun, bu pandemiden kurtuluş yok. Ama tabii ki burada tartışılan konulardan birisi de şu, sağlık sistemleri hangi ülkenin yeterli? Özellikle kompakt ufak ülkeler daha şanslı gibi görünüyor. Türkiye'de onlardan biri olabilir. açıkça söylemek sağlık gerekirse alt yapısı, evet. evet sağlık altyapısının sağlamlığı dolayısıyla Amerika'da Olmaya da hani dünyanın süper gücü ama sağlık altyapısının çok iyi olmadığı, sigorta sisteminin çok iyi işlemediği belirti görüyoruz. Ama bu dönemde o normal var olan sigorta Cılar işte yok korona virüsü tedavi etmiyoruz gibi bir şansa sahip değil bundan bir kar sağlamak amacında değil ki Şöyle bir sonuç da çıktı geçtiğimiz günlerde yine çıkan bir haberde Bu dönemden özellikle korona hastaları dolayısıyla yapılan tedavi masraflarından dolayı Sigorta şirketleri, sağlık sigorta şirketleri kare geçmiş durumda Çünkü diğer hastalığı olanlar e, tedavi e, görmesi gerekenler e, hastanelere gitmiyor. Ben bu virüsü epe, kapabilirim epe, diye epe geciktiriyor. Onun için bu tedavilerde e, özellikle bu sigorta şirketlerinin kara geçtiğini görüyoruz. Yani kapıdan senin sigortan yok, biz senin koronavirüsünü e, tedavi etmiyoruz diye yollanan e, hasta e, yani var diyen e, yalan söylüyordur. Sadece yetersizliklerin fazla olduğunu görüyoruz. Ülke büyük çünkü işte bir solunum cihazı eksikliği, onun karşılanması için birçok şirketin devreye girmesi, özellikle savaş döneminde kullanılan bir hak savunma sanayinin bu konuda harekete geçirilmesi Trump tarafından kararnameyle. E, yine yeterli miydi değil miydi tartışmaları devam ederken o açığı biraz daha kapatmaya e, başladı. E, yine e, malzeme eksikliği e, söz konusu tabii ki. E, bunların hepsinin e, tam olması lazım. İşe dönüş konusunda şirketler e, tamam biz e, mesela 8'inden sonra e, hadi gelin işe başlayın dediklerinde gerekli önlemleri de alması gerekiyor e, çalışanları için. Bununla ilgili kurallar işliyor mu? Onların kontrolü iyi yapılıyor mu? Ee, ekonomi açısından baktığımızda tamam bireylere yardım veriliyor ee, ama sahaya inince e, sağlık altyapısının ne kadar yeterli olduğu tabii ki e, tartışılan konulardan birisi. ileride de çok tartışılacak konulardan birisi. E, yani normal hayatı değiştirdiği gibi bundan sonra devletlerin yönetim şeklini, e, bütçelerini, düzenlemesini de e, değiştirecek bir e, pandemi yaşıyoruz, salgın yaşıyoruz. E, a, tabii ki e, belki daha icracı olan e, bakanlıklara e, daha fazla para harcanacak. E, savunma sahneine e, belki e, yapılan, e, ayrılan bütçeler e, başka yere kaydırılacak ki, bugün Amerikan Savunma Bakanı'nın e, yine yaptığı bir açıklama vardı. E, APA e, dün yaptığı açıklama bugün çıktı. Esper şöyle diyor e, kongrede çıkacak 3 trilyonluk e, paket e, tamam ama bu ileride e, Pentagon'un e, projelerine de zarar verebilir. E, e, tabii, e, tabii ki Pentagon'un <laughs> e, projelerinin haricinde yani uçak işte e, teknoloji e, üretiminin haricinde e, birçok operasyonunun da zarar görmesini sağlayabilir uyarısını yapıyordu. Yani bu, değişik bir dünya bizi bekliyor aşı bulununcaya kadar. Bir de seçim var. Bugün Robert De Niro'nun bir demecini okudum BBC'ye. Trump sadece kendini düşünüyor. Seçimi kazanmak için halkın ölmesi hiç umurunda değil diye böyle sert bir dille o zaten muhalifi. Malum hakikaten seçim de geliyor Kasım ayında. Bu seçim nasıl etkilenecek bu olaylardan? Şimdi Trump'ı tabii ki sevmeyenler olduğu gibi sevenler de çok. Onu buradan söylemekte fayda var. Amerika tamamen bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Yani partiler üstü politikalarla eskiden kongre yasa çıkartırken, işlem yaparken şimdi artık partilerin tercihleri daha ön plana çıktı. Mesela bir yasa çıkartılırken siz o kulis yaptığınız kulis sayesinde cumhuriyetçileri de, demokratları da e, bir potada e, buluşturabiliyordunuz. Ama şimdi artık e, iki partinin aynı konuda, bir konuda aynı fikirde olması çok zor gibi görünüyor. Evet. E, ki e, ortak noktalardan birisi de Türkiye oldu geçtiğimiz aylarda. E, Türkiye'nin, e, özellikle Türkiye aleyhtarı yasa tasarılarının kongreden geçmesinde iki parti belki uzun zamandır hiç olmadığı kadar aynı fikirde görüşler beyan ettiler. Şimdi seçime doğru gidildikçe tabii böyle açıklamalar artacak. Bugün bir araştırmayı söyleyeyim. Ülke genelinde yapılan bir kamuoyu yoklamasında Biden şu anda demokratların adayı Trump'ın 5 puan önünde görünüyor. Tabii daha zaman var. Aylar günler bu işte ee, önemli e, köşe başları e, her hareket önemli e, sona doğru mesela Kasım ayına doğru ekonominin toparlanması belki e, hani koronavirüsle mücadelede sağlanacak e, önemli bir başarı ki dünyanın en fazla vakasının olduğu ve en fazla ölümünün e, gerçekleştiği ülkeden bahsediyoruz o bile başarıya çevrilebilir her şeyi değiştirebilir. Burada zaten seçim sisteminden dolayı demokratların kazanacağı ve cumhuriyetçilerin kazanacağı eyaletler şimdiden belli diyebiliriz. Ama yüzer gezer eyaletler var. İşte o eyaletlerden Birinci kime oy çıkacak, evet, kime oy çıkacak, oradaki durum ne? Oradaki durumda da şu anda bir önceki seçime göre baktığımızda Biden'ın iyi pozisyonda olduğunu görüyoruz. Trump'la başa baş gidiyor. O açıdan daha zaman var. Uygulanacak politikalar, ekonomideki gidişat Trump'ın kaderini de ya da Biden'ın kaderini belli edecek diyebiliriz. İki tarafa da muhalefet var. Biden'a da muhalefet var. İşte taciz olayları dolayısıyla geçtiğimiz hafta biraz zor durumda kaldı. Ee, geçmişteki dosyaların açılmasıyla ee, Biden bunu hiçbir zaman e, kayda geçirildiği yönünde iddialar vardı bunun devlet arşivlerinde bunun bulunmayacağını belirtti ama biraz zor durumda kaldı diyebiliriz Trump'ı da zorlayacak konular arasında ee, işte evet. ekonomideki gidişat tabii ki önemli ki baştan beri Trump'ın en çok güvendiği konu ekonomiydi neredeyse işsizliğin e, sıfıra yaklaştığı işte karlılık oranının arttığı Birçok fabrikanın Amerika'ya geri döndüğü, Amerika'nın altyapısının tekrar e, toparlanması için e, bir e, artık e, Donald Trump'ın başlattığı bir hamlenin e, boşa çıkardı diyebiliriz bu koronavirüs salgını. E, ama e, Amerikan filmleri hep biliyorsunuz başarı hikayeleriyle sonuna doğru e, başarı hikayeleriyle doludur. Ne kadar kayıp verse de bir kahraman çıkar ve ya da biri kahraman olur. Onun için sonuna kadar beklemekte <laughs> fayda var. Ama ama e, bu, bu şu andaki gidişat öyle, öyle Trump lehine bir başarı ve çıkaracak gibi değil. Bu değil, e, değil. E, kendi seçmeninden o kaybı da var ama dediğim gibi yani bunu bir Hollywood filmine benzetebiliriz her an her şey değişebilir filmin evet. sonunda mutlaka kahraman başarıyor o açıdan bir benzerlik taşıdığını düşünüyorum çünkü bu süre zarfında düşünün bulunabilecek bir aşı bütün rüzgarı tersine evet. çevirecek ya da iyi etkili bir evet yaşıyor. Peki, Çamaşır e, suyu değil tabii ki. Evet. <laughs> Eğitim konusunda bir sormak istiyorum. Az önce CNN International'da da bir altyazı gördüm. İşte eğitimin, Amerika'nın okullar da kapalı, üniversiteler tamamen kapalı. Evet. Amerika'da işte 2000'e yakın üniversite var. Bizim Türk öğrenciler de oraya gidip geliyorlar ve bu sene... Normalde kayıtların Mart, Nisan, Mayıs aylarında bitmesi gerekiyordu. Ancak bu sene o kayıtlar da yapılamadı bizim. Öğrenciler de gidecek mi gidemeyecek mi tereddüt içinde kaldılar kabulleri gelmediği için. Beyaz Saray'a galiba şey denmiş önümüzdeki sonbaharda bile okulların, üniversiteler için diyorum açılması konusu şüpheli. E, şeklinde bir, bir bir üniversite başkanını hatta CNN International konuşturdu. E, üniversite başkanı şey dedi biz e, bizde zaten devam çok olmuyor. Yüzde 25 devam oluyor. Dolayısıyla biz sosyal mesafeye uyabiliriz. Biz açarız. Ama tabii ki üniversitelerde öyle dev, devam oranı yüzde beşte bir hiçbir zaman olmuyor. Evet. Dolayısıyla Üniversitelerin durumu ne olacak? Var mı e, o konuda bir? Şey? Şöyle ayırabiliriz üniversitelerin durumu ve e, işte ilk öğretimden orta öğretim lise aşamasına kadar e, şu anda okullar devam. Anaokulu bile devam. E, hem de e, internet üzerinden yapılıyor. Ama buradaki bir tartışma sizin sorunuza en son sorunuza geleceğim. Buradaki bir tartışma e, eşit hak e, tartışması. Çünkü bu internetle alakalı bir şey, internet hızıyla alakalı insanların e, o sistemle birlikte e, işte derslere kaynaklara hocalara ulaşımıyla alakalı bir şey. Amerika'nın her kesiminde e, mesela bu bölgede benim internetim çok iyi ama daha işte e, dip bölgelerde, daha fakir bölgelerde e, internet ulaşımının kötü olan öğrenciler var. Bunlar sorun yaratıyor bir defa. Ikan'da e, üniversitelerde de bizim konuştuğumuz hocaların yaptığı açıklamalara göre üniversitelerde de bir şaşkınlık yaşandı bir afallama dönemi geçirildi ama şu anda online eğitime devam ediliyor devam zorunluluğu olmayan internet üzerinde alabileceğiniz eğitimler zaten son yıllarda moda olmuştu gittik, özellikle gittik dünya Evet dünya genelinde ama olan üniversitelerde var. işte tıp eğitimini nasıl alacaksınız, mühendislik eğitimini nasıl alacaksınız. Bunlarda çare düşünülecektir ama etkilenen öğrenciler de var mesela. Şimdi yeni öğrencilerin kayıtları yapılmıyor. Bu sene 2020 kayıp olarak görürsek var olan öğrenciler var. Ben geçtiğimiz haftalarda bir Türk öğrencimizle hatta kendisi de milli tenisçi. Milli tenisçimiz kendisinin bir sene daha fazla okumak zorunda kalacağını söyledi. Normalde Aralık ayında okulu bitiyordu, dersleri bitiyordu ve mezun olacaktı. Hatta pardon Haziran ayında mezun olacaktı. Şimdi gelecek sene Mayıs ayının sonuna kalmış durumda. Çünkü derslere e, devam edemem değil mi e, İnternetten alıyorlar dersleri ama fiziksel olarak tabii ki belli bir yere kadar yapabiliyorsunuz, hepsini bir anda alamıyorsunuz. Ondan dolayı dönemler uzuyor. Yani burada kalan öğrencilerin de hem maddi imkan hem vize sorunları tabii ki vize sorunları halledilecektir ama e, gelecekle ilgili planları da tehlikeye giriyor. Bir an önce çalışmaya çünkü üniversiteden mezun olduktan sonra buraya gelen Türk öğrencilere belirli bir süre çalışma hakkı da veriliyor. Önce staj hakkı, ondan sonra çalışma hakkı da veriliyor. Onlar da mesela değişiyor. Üzerine maddi kaybınız biniyor. Bir sene daha fazla okumanın maliyeti var tabii ki. Okula vereceğiniz para, eğer burslu değilseniz, bu arkadaşımız mesela şanslı çünkü spor dolayısıyla, tenis dolayısıyla 100 burslu okuyan öğrencilerden. Ama bir de burslu okumayan öğrencileri düşündüğümüzde artı bir maliyet bindirecek. O açıdan sadece Amerika değil herhalde dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde aynı sorun. Mesela yurt dışından gelen öğrencilerin çok fazla olduğunu biliyoruz Amerika'da. Büyük bir gelir kaynağı, üniversiteler bu gelir kaynağını kaybetmeyi göze alabilecek mi? O da soru işareti. Bu krizle birlikte bazı üniversitelerdeki yabancı öğrencilerin kendi ülkelerine döndüğünü de biliyoruz. Bu krizi kendi ülkemizde atlatalım evet. diye. O açıdan hani derslerin zamanının da öğrencilere göre şaşması yine başka problemleri beraberinde getiriyor. Çok bilinmeyenli sorular. Nasıl ekonomideki gidişat gibi işte restoranlar açılacak ama nasıl açılacak? İşte üniversitelerde devam edecek ama nasıl devam edecek? Ya da bir eğitim verecekler mi? Hep tartışma konusu yaşayarak öğreneceğiz. Yani asıl sorun aslında bence dünyanın şöyle geriye baktığımızda. Yönetim tarzındaki e, eksikliklerden dolayı e, belki e, doğru yönetim, yanlış demeyelim de zamana uygun yönetilmemesinden dolayı e, çıkan sorunlar bunlar. Öngörülebilir tehlikelerin ve öngörülemeyen tehlikelerin e, bence e, hükümetler tarafından, yönetimler tarafından iyi değerlendirilmemesinde yani, yatan sorunlar. E, bundan sonraki süreçte e, normale dönülmesi için öncelikle Öngörülemeyen tehlikelerin iyice iyi hesaplanması, onların iyi düşünülmesi lazım. Öngörülemeyen tehlike derken hani e, bir simülasyon yapmak lazım yani hiç olmaz olmaz e, dememek lazım. E, o açıdan e, yönetim anlayışında da bir değişiklik yani eski kafayla eskisi gibi e, bu işleri sürdürürseniz e, demek ki biz ülkeleri yönetemiyoruz çıkacak. Düşünsenize yani ufak bir virüs gözle görülmeyen bir virüs dünyayı ne hale soktu Demek ki bundan sonraki savaş yani o atom bombalarıyla işte nükleer füzelerle olacak bir savaş değil Başka türlü bir savaş yaşanacak ve önlem almak için de insanoğlu ona göre bir yaşam tarzına yönetim tarzına geçmek zorunda Evet bu e, koronavirüs krizinin zaten bize gösterdiği en önemli şey dünyanın bir işbirliği içine mutlaka girmesi e, gerektiği. Tek başına ülkelerin çözemeyeceği sorunlar var işte küresel ısınma, işte e, salgın ya evet. e, da buna benzer bir birkaç sorun. E, zaten bu koronavirüsünün en büyük dersi oldu bize son bir soru sorayım. Türkiye'deki gazetecilikle Amerika'da gazeteci olarak çalışmak arasında nasıl bir fark vardır? Bir hem gazeteci arkadaşlarımız için de bir yol gösterici olabilir izlenimleriniz? Ee, şöyle bir tartı gibi hani burası daha iyi, orası daha kötü ya da orası daha iyi, burası daha kötü anlamında bir şey söylemek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ee, ben işte çalıştığım seneler boyunca 30 senedir 30 sene Türkiye'de çalıştım. 30 seneye yakın çalıştım. Sonra Amerika'ya geldim. Ee, bu süre zarfında rutine binmeyen işler yapmayı, meslek hayatımda değişik şeyler yapmayı hep kendime amaç edinmiştim. Amerika'ya bir gelme sebebim de burada habercilik yapma, buradan haber bildirme ee, şansını yakaladım. Ee, sağ olsun Aydın Bey ee, beni buraya yolladı, Aydın Doğan. Ee, ve değişik bir tecrübe edindim. Evet. Kanal D ile geldim, CNN Türk'te geldim. Ondan sonra şirket el değişince Voice of America Türkçe bölümüne başladım. Yaklaşık bir buçuk iki senedir de orada çalışıyorum. Değişik bir tecrübe. Hem haberin yapılmasından, yazılmasından ve sunumuna kadar yeni yeni bilgiler ediniyorum. Ki sürekli öğrenme sürecindeyiz zaten. Şöyle söyleyebilirim, geniş imkanlarla çalışıyor Amerikan şirketleri. Yani bizim Türkiye'de çalıştığımız şirketlerin muadilleri burada geniş imkanlarla çalışıyor. Bizim Türkiye'de iki kişinin yaptığı, kameraman ve muhabirin yaptığı işi burada en az altı kişi yapıyor. Teknik imkanları son derece iyi, maddi durumları son derece iyi. Şöyle değerlendirebilirim, benim açımdan çok değişik bir tecrübe. E, ama e, bizim e, gazeteci arkadaşlarımız medyada çalışan arkadaşlarımızın e, her işi yapma açısından e, çok daha e, pratik zekalı e, evet. çok daha kabiliyetli <laughs> olduğunu e, kabul etmemiz gerekiyor e, O açıdan her Ha haberin veriliş tarzı başka bir konu. Onu başka bir gün <gülüyor> tartışırız. <gülüyor> yani bizde ihtiyaç organ yaratır mantığıyla bütün e, gen, muhabirler her şeyi yapıyor. <laughs> Doğru. Evet. Yani altı kişiyle çalışma lüksü yok. Kurallar Peki... silsilesi burada e, yani sadece medya konusunda değil e, kendisine biçilen görevin dışında inisiyatif almanın e, medya sektöründe de öyle görüyorum gerçi. Yani e, İnisiyatif alma değil, o kendisine kurulan e, çerçeve içinde insanlar kalmayı tercih ediyor. Evet. E, güzel yanları var. Mesela benim çalıştığım <laughs> kurumun, e, Voice of America'nın çok güzel kuralları var, etik kuralları var. E, o açıdan, e, hani bana kattıkları açısından e, son derece şanslıyım diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun bu güzel sohbet ben teşekkür için. teşekkür ederim. Çok e, aydınlatıcı oldu. Sağ olun. Sağ Eksik olun. Diye.